kötü bölümümüz böyle. Allah! En kötü günümüz. Türkiye'nin çok kötü olmasına ben çok üzülüyorum. Bir yemek daveti falan olur, işte misafir gelir falan, deliler gibi hazırlanılır. Ama Türkiye'de bu tip davetlerde aşırı hazırlanılır, çok yemekler yapılır. Sonra ertesi gün olduğunda bir tur daha ev halkı oluyor. Hatta bir tur daha misafir çağıralım. Çok yakın yani misafir derken. Atıyorum, siz parti yapsanız evde binlerce ürün kalsa yiyecek. Beni arasanız, Barış dünden kalanları Lütüf Festivali yapalım mı? Hemen gelirim. Bazı şeyleri küçük yapamıyorlar. Mercimek köftesi mesela. Hiç az mercimek köftesi diye bir şey yok. Mercimek köftesi yapıldığında genelde saçma sapan miktarda evet yapılıyor. Abi. Ya bundan bir üçer tane yiyeceğiz hepimiz yani. Doyurup yemeyeceğiz ki. Ama çünkü bizde şöyle bir şey yok mu hocam? Misafir geldi. Onlara bir şeyler sundun. Saat 10.30 oldu. Yani daha kalkabilirler. Ya da belki güzel devam ediyorsa akşam oturabilirler bir saat. Fakat bitti sunduğun şeyler. Bitsin. Utanmaz mısın abi? Bitsin abi. Verecek bir şeyim yok. Yani peynir çıkarayım falan ben dönüşmeye başlıyorum. Maalesef sunulan şeyin, ikramın artması gerekir. Misafirde biten ikram kültürüne geçerse bu ülke kalkınır. Güzel. İşte bu. Doğru. Şunu demem. Hay Allah ya, mercimek köftesinden bir tane yedim bitmiş. Demen lazım. Ama şunu demen lazım. Bak sigara böreği biter her. Sigara böreği bitince ayıp olmuyor mu? Sigara böreğinin bitmediği masa var mı? Hadi bakalım. Önemli olan gene ikram. İşte ben bir tane gözde şey olabilir. En çok şuna taktım. Peki sigara böreğini bitip mercimek böreğini bitip. Zenci sigara böreği olmaz. Adı değişti. Kalem böreği yani. Benim taktığım şey kalem şu böreği. Abi. Yer bak şey var, doğru. Ben giderim mutlaka meze olarak ciğer alırım. Böyle kilosu 768 lira olan ama ciğer var ya. Arnavut ciğeri alırım. Ve önce o biter. Yani ben onu fazla alırım. Derim ki yarın ben de biraz yerim. Ve yine önce o biter. Ne kadar fazla alırsam hiç fark etmez, hep biter. E kendin abi bizi çağırmadığın vakit adama bak. Yapamıyor. Zaten sıcak meze banko bitiyor. Tabii canım. Banko bitmeyen bir tek paçanga var galiba, biliyor musun? Paçanga. Oha sen. Paçanga sen, bayıyor ya. Yapmayın ben ya. Siz yanlış çevrelerde parti vermişsiniz ben abi. Yerim paçangaları da, ben paçangaların bilhassa hep yarım bırakılan. Çünkü bence mekanlar paçangayı biraz şey gibi yapıyor. Ne var abi dolapta? İşte şu var bu var. Üstüne de bir dilim şey koyuyor, et koyuyor, yuvarlıyor, ateşliyor. Ama her sen, paçanga bir paçanga. Ben anladım. Kesinlikle katılıyorum. Yok. Paçangalar adi. Arkadaşlar bu sizin tecrübeniz, balıkçıdan kalma tecrübe. Balıkçıda işte coşkulu, levrek bilmem ne, işte çılgın karidesli zımbırtı, işte fantastik kalamarlı bok püsür falan derken paçanga böreği tabii sıradanlaşıyor. Tabii. Balıkçıda ne iş var paçanga böreği dedirtiyor insana. O yüzden öyle ama... Küçüksün. 6,5 yaşındasın. Anneannem kendi akranlarıyla bir eğlence düzenlemiş. O eğlencenin ne olduğunu senin aklına hayaline almıyor. Çünkü teyze oturan bütün gün yapan insanlar. Niye buluşuyor bu insanlar? Bulgur yemek için. Ve o insanlardan paçanga böreği... Yanamaz ağda günüymüş meğerde. Bir tane filan genç bir kadın olurdu o ekip içerisinde. Ağdacı işte o. He? Ağdacı işte o. Ağdacı mıydı o? Evet. Hmm. Ben de hani o şey diye düşünürdüm. Yani bu benim... Flört edebileceğim kadın yani. Ben 6,5 yaşındayım, o 28 yaşında ama olsun. Flört değil, direkt aşık olmak ve evlenmek diye düşünüyorum. Tabii, kucağına oturmak falan. Peki, öyle şeyler. Biz ne içeceğiz abi? Ha? Arkadaşlar geçen hafta çok şikayet ettiğinizden bu hafta size bir bardak güzel biraz su içelim dedik. Yani. Oh be. Dedik yok viski içtik, yok bilmem ne içtik, kötü olduk dediniz durdunuz. Bu hafta Sakarya dağlarından gelen su. İsteyenlere de aromatik böyle küçük bir distile bir alkol ürünümüz var ama milk. Tatlansın gibisinden hani böyle. Hocam, yumuşatır. Su yalnız gider mi be? Böyle hocam. Kolpa rakı şeyleri. Su yalnız gider mi be? Ver hele bari. Şey olarak da sofra konsepti sen? Olarak da Cevdet'ciğim. Ben sana dur diyeceğim abi. Atatürk'le şeyin arasında. Atatürk diye düşündük sevgili arkadaşlar. Atatürk'ün sevdiği beyaz leblebi. Atatürk'ün sevdiği beyaz peynir.
Atatürk'ün sevdiği krik krak. Atatürk'ün sevdiği wasabili bezelye. Şimdi Atatürk'ün bir öyküsü var. Bir gün Japon imparatoruyla yemek yiyorlar. Japon imparatoru diyor ki Hirohito. Siz diyor, ah diyor, tabii kolay diyor sizin ülke. Siz daha atom bombası yemediniz diyor. Biliyor musun? Atatürk ondan önce vefat etmişti ama şimdi yani biraz destanda tata olmaz. İşte atom bombası yemediniz tabii siz falan diyor. Bizde atom bombası teker teker yenir. Bunu uzatıyor Atatürk. Japon şeyi. Atatürk de vuruyor masaya. Durun, yanlış anladınız Mustafa Bey. Atatürk diyor, Atatürk alıyor bundan bir tane yiyor. Biraz yüzeye ekşiyor filan. Japon importörü sırıtıyor bana. Bak falan yapıyor. Atatürk de bana diyor ki, sen diyor şundan bir ye bak diyor. Adamın çap diye dişleri kırılıyor. Çap. Duyduğum en kolpa hikaye. O gün bugündür ya, dersini böyle vermiş atam. Japon İmparatoru Hiyoshi Kazamado'ya. Ve de o gün bugündür Japonya'da. Rakına buz atayım mı? Beyaz leblebiyle. Nükleer santral bir şekilde var. Dondu, devam. Eyvallah. Teşekkür ederim. Valla safiliği normalde yanıyorsun masanın en küçüğü yapar. Raconları konuşmayacağız mı hocam? Barış en Bey küçüğü, en küçüğü. Sen misin? Sen ne zaman senin doğum günün? Ben 86, 6 Ekim. Ben şey Barış küçük. Aa, ilk defa bir ortamda en küçüğüm. Burada küçük sen misin hakikaten? Vay be, cici bebek. Vay lan. Su ister misin efendim? Bebe. Ben şu beyazlığı seviyorum hocam. Bak bugün bütün tek düze sıradan rakı edebiyatını yapmaya and içtim, onu söyleyeyim. Yaptı. O zaman bugün burada rakı içen kadın geyi yapmamız lazım. He, o tarz şeyler. Çünkü rakı otomatikman belli bir yaş grubunda seksizmle beraberinde paket halinde getiriyor. Şöyle. Kesinlikle. Rakı yalnız bir kadın gibidir. Hayır. İçmek için kadınlarla ilgili atıp tutacaksın. Su ve bulandırman lazım. Ne bileyim. Kadınlarla ilgili atıp tutacaksın, rakıyı pişireceksin o arada. Ha, böyle şey olmuyor mu işte böyle rakıcılarla filan işte. Bir kadın ve bir rakı yan yana olsun. Hmm. Ben daha niye isteyeyim? Filan. Meclisler dışarı. Duvarını tebeşirle yazmışlar. Evet evet. Tebeşirle çizmişler. Gül, ay ben diyecektim çok de mesela. Güzel. Barış ne yazayım sen orada? Arkadaşlar o zaman kadınlarımıza boynumuzda gerdanlık gibi taşıdığımız. Kedeler sofrası istediğim formata çok hızlıca ulaştı. İki hafta viskiyi ateşledim. Hemen bozdum. Bütün üstünde sofrası kuruldu. Oo, hadi bakalım. Haftaya ne yapacağız? Peki, bir dakika. Öyle içilmez. Oh. Önce buraya vurulur. Ama sonra içilir. Şu an aramızda olmayan sevdiğimiz dostlarımızla bir göndermek için. Bir takım keywordler ortaya atmamız lazım. Efkar. Yani siz tiyatrocu değil misiniz? Tiyatrocuların rakı masasında saçmalaması falan gerekmiyor mu? Tiyatro niye çıkmıştık tiyatro? Saçmalayalım hocam. Ölüm tırat atayım. Falan öyle mi yani? Büyük ustalarla içmeye gitmediniz mi hiç? İnanılmaz saçmalamıyorlar mı onları? Neler oluyor neler? Maşallah. Kim ya? Ben büyük ustayla falan içmedim hiç. Ya kim 50 yaşına usta? Geçmiş beyaz bıyıklı falan tiyatrocuysan rakı masası senin şeyin gibi İkinci oluyor. İkinci sahnendir. İkinci sahnen gibi oluyor. Yani orada herkes seni dinleyecek. Saçmalayacaksın sabahlara kadar. Valla mesela. Mesela buyurun. Yani saçmalamaya örnek değil ama komik bir örnek olduğu için Erdal Özyazıcı'ları anlatayım size. Tamam. Erdal abi çok tatlı bir adamdır. Çok bonkördür. Her zaman her şeyi ısmarlar eder filan böyle yemez yedirir filan. Fakat yok hocam, oyundan çıktığımızda biz oyun öncesi yemek yemiyoruz ya pek. Karnımız çok aç oluyor ve bir yere oturmaya gittiğimizde Erdal abi aşırı aç oluyor ve çok panik oluyor. Tamam mı? Şeker de düşük. Çok panik oluyor. Evet abi, evet abi ne yiyoruz abi filan diye. Onun rakısı Efe Gold içiyor, tamam mı? Hep onu içer yoksa da götürtür yanından. Ve bu adam o rakısını da kimseye vermek istemiyor. Tamam mı? Sanki hepsini bitirecekmiş gibi. Aslında iki duble içiyor duruyor sonra. Hmm. Yemek de aşırı sinirli oluyor böyle. Evet abi, evet abi deyip yemeye başlıyor harıl harıl. Gelsin gelsin diye önünden kapıyor yemekleri. 5 dakika sonra bir rahatlıyor. Şeker şeker. Ondan şeker, sonra kesin. Çocuklar diyor size rakımdan koyayım mı diyor. Paylaşımcı bir adam oluyor. Bizim rakımız yok ki o da kendi getirmiş hemen koyacak gibi. Ya da vaktinde bir turnede aşırı aç kalmış. Travması, travması var. Gelecek gelecek deyip bir saat yemeğin gelmedi ve senin çok aç olduğun anlar vardır ya. Hayatımızın ya da en kötü hikayeleri. Atalarında bir yerde bir aç kalınmış ona bir aile dizilimi şart onu yapmak lazım. Böyle bir bok çıktı şimdi değil mi? Ya, senin babanı çok sert dövdüler o yüzden sen
senin de buranda göçük var gibi. Evet. %100 bilim dışı bir şey çıktı ortaya şu an. Zeytin ağacı. O aptallık vardı hep. Niye tekrar popüler oldu? Bir dakika. Zeytin ağacı. Ben anlamadım. Aptallık. Netflix'in yeni dizisi Zeytin Ağacı bunu işliyor çünkü. Aptallık olan ne ya? Genetik, aşırı bunu işliyor. Genetik bir takım kalmalar yok mu şeymiş? Hayır. Genetiği reddediyor. Onun yerine diyor ki senin babama çok sert tokat vurmuşlar. O yüzden senin de buranda 5 parmak izi var diyor. Olabilir. Allah Allah. Belki tam adam genetiğine vurmuşlar. Şöyle yani hani şöyle yani. Ah dönüm. Tam yumurtalıkları sperm üretirken odaya yemiş. İşte bir takım yumurtalık odada. Bak mesela şaka yaz önce. Bak o şakayı yaptın mı? Çok güzel. Görsel. Peki tamam. Peki. Ah dönüm. Benim bildiğim şöyle bir ah dönüm dedim ve bunun üstüne çıkamayacaksın. Ben size başka bir şey söyleyeyim. İşi bak daha entelektüel bir tarafa çevireyim. Jack London'ın Adem'den Önce diye bir kitabı vardı. Okuyanınız var mı bilmiyorum. Ben okudum evet. Ben Adem'den orada... Öncesini okumam arkadaş. Zaten orada... bir bok anlaşılmıyor hocam böyle. Tıksık çizittirmiş bir şey. Bildiğim kadarıyla kendi uydurduğu bir kuram yani bilimsel değil ama ateizm diye bir şeyden bahsediyor. Hatırlıyor musun onu okuduysan? Vallahi hatırlamıyorum. Ateizm diyor şöyle bir şey... Mesela işte bu daha işte hayvanlardan kaçtığımız, ağaçlara çıktığımız o dönemde atalarımız işte diyelim ki bir şekilde koşarken bir çukur buluyor ve işte ona düşüyor ve o kadar korkuyor ki o korku genlerine işliyor ama bir dala tutunuyor kurtuluyor sonunda. O nesiller boyu geçiyor ve işte o yüzden biz rüyamızda hiç görmediğimiz, bilmediğimiz yerlerde kendimizi düşerken buluyoruz. O korku kalıtsal bir şekilde geçiyor. Benim korkumu söyleyeyim rüyamda. Romancı ama bu ya. Bilimsel bir iddiası benim yok. Benim rüyamda korkumu söyleyeyim. En korktuğum, en tadımı kaçıran şey rüyamda. Böyle eski tip binaların böyle şöyle dönen merdivenleri vardır ya. En alttan bakarsın sonsuzca böyle 20 katı da görürsün. Sen Prince of Persia Sands of Time oynadın mı? Yok. Ben ilk Prince of Persia'yı oynadım. Böyle yürüyordu adam. Ayy. Kılıç buluyorsun. Prince of Persia Sands of Time'ın bir tane çok meşhur bölümü var. Ne kadar ayıp. Spiral merdivene giriyorsun ve merdiven hiç bitmiyor böyle. Aman abi. Ha, büyük tadım çok kaçar. Çok meşhur bölüm. Hiç hoşlanmam. Hala yani rüyamda korkuyorum. Normal hayatta da o binalarda o merdivenleri görünce hafif bir tadım kaçar yani. Sana hocam. Ne deniyor buna? Evet. Merdiven spiralofobi. 1902 yılında dedemin dedesinin dedesi bir merdiven hikayesi yaşamış. Bir halde sıkıştırmışlar. Şimdi o kadar birebir olmuyor tabii. Hoş bakalım. Ayağını ateş ediyorlar. Değil mi? Barış'ın dedesi 1902 yılında bir aqua parka gitmiş. Bana soracak olursan. Orada böyle işte bir oyuncağı çocuğa bindirmiş. 6 yaşında. Takılı kalmış orada böyle. Evet. Bu diye fırlıyor. Salıncağın üstüne düşüyor. Tekrar geri kayıyor. Travmalı spermleri ortadan kaldırmak mümkün mü? Peki bu biraz hocam niye sperm illa? İlla spermden mi geçiyor şey? Ne kadar hemen bak seksiz. İşte ailesel kalıtım. Ne de o bu? Ne de o bokun ismi? Atavizm. Hayır aile dizilimi. Aile dizilimi. Aile dizilimciler şöyle diyor. Hemen diyor ilk dölünüzü atmayın diyor. Sevişiyorsun mesela bayanla. Boşalacaksın. Ne olacak? İşte çocuk olacak potansiyel. Önce diyor dışarı bir posta dışarı atın diyor. O posta o hevesliler çünkü onlar böyle şey hani korkularımızla geliyoruz. Onlar korkularıyla, travmalarıyla falan hayatta gaza gelmiş kişiler. O yüzden ikinci postaya atıyorsun. İkinci posta daha hani sakin, naif. Kemal Kılıçdaroğlu gibi biraz daha böyle. Hani efendi anladım ben. Sosyal demokrat. Anladım. Anladım ama eğer bu şey bir şey gibi sanki. Yani ilk ama neyse ya bu konuyu uzatmayalım. Baba bak rakının yanında ben size konuyu bir değiştireyim. Rakının yanında. Peki rakı içen kadın. Rakı içen rakının kadın. Rakının yanında ne olur? Kadının hasıdır. Böyle şey. Türk sanat musikisi olur. Ya billahi işle eşlik edeceğiz şimdi. Böyle hareketler. Çok haklısın. Biz bunun içine sıçarız. Biz bunu hiç yapmayalım. Bunu profesyoneline bırakalım hocam. Balık ayrım daha bulacağım. Altındaki arkadaşlar çıkacak şimdi işte tamam. Alo. Ha? Zinet Hanım merhabalar nasılsınız? Merhabalar teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Size efendim eğer şey olmazsa zahmet olmazsa bize bir kuble Türk sanat musikisi okur musunuz o güzel sesinizle? Okumaz olur muyum? Bu güzel ses sonunun... Ne diyeyim, teklifi üzerine. Çok teşekkür ederim, çok naziksiniz. Ay ben çok heyecanlandım. aslında sizin sevdiğiniz bir şarkı var mı diye sormak isterim ama hikayesi beni çok hüzünlendiren 1800'lü yılların sonlarında
zorla küçük yaşta evlendirilen bir kız çocuğunun yazdığı bir eser var. Hem kadına gitsin, hem günümüze gelsin, hem de sizin sofranıza gelsin diyorum. Ne dersiniz? Vallahi çok memnun çok oluruz. O zaman hangi şarkı olduğunu da şimdi şöyle mırıldanınca anlayacaksınız. Buyurun efendim. Kimseye etmem şikayet, ağlarım ben halime. Kimseye şikayet, ağlarım ben halime. Titrerim böğürcüm gibi baktıkça efendim biz teşekkür ederiz. Onurlandırdınız bizi sesinizle. Harikaydı. Görüşmek üzere. Sevgi saygılar. Evet. Kısacası sevgili arkadaşlar, bir parmağımızla basarız, istediğimiz hizmeti istediğimiz sanatçıdan alabiliriz demek istiyorum. Yani Cevdet'te öyle bir güç var ki Aydın Boysan'ı rahmetliyi arayacak sandım. Şu İlk an... başta Zeki Müren'i arayacaktım, son anda aklıma geldi. Ah be. Çakması var bir tane, onu arasaydık. Çakması hangisiydi? Bir adam var ya, aşırı iyi Zeki Müren taklidi yapıyor. Ha yok. Şey. Ayak işlerinde oynayan. Çağlar Çorumlu. Çağlar Çorumlu. Neyse, onu da bir dahakine artık. Getirdiniz ulan! Falan diye. Bu değil mi işte? Valla büyük sürpriz oldu Zinet Salim. Hocam şu anda Türk pop müziğinin, Türk sanat müziğinin ve bir bilumun müzikleri. Ben en çok dinledikleri müziklerin diyelim yani. Evet. Türk Pink Floyd müziğinin. Bilumun. Bilumun sanatkarlarından bir tanesiyle rakı içtik. Maşallah. Maşallah. Vay be. Biz rakı içtik mi böyle içeriz. En kötü bölümümüz böyle. Yalnız bakın arkadaşlar, bunun bir raconu vardır. Şimdi bir dakika, ben hepinizden büyük olduğum için bana böyle aşağıdan çakmacalar yok. Güzel. Nasıl yapıyorduk abi böyle getirdiğimiz böyle zaman? Ben de hiç bilmiyorum ki böyle. Abi sonuna kadar indireceksin. Yani büyük, sen büyüksün, ben küçüğüm. Boy farkınız İndir. Kadar santim bırakacaksın. Ben indirmeye çalışıyorum. Sen de indiriyorsun. Ha. Ben daha da indiriyorum artık. Neyim masanın sonuna gelene kadar. Anladım. Orada vuruyoruz. İşte bu be. Şey var, bir de şöyle bir şey var. Hadi bakalım. Bir de şöyle bir şey var. Yere koydum bir göremeyen. Oradan mesela işte sesleniyor biri rakı içerken. Baba geliyorum, dur. Bir de böyle bir şey var. Bir de şöyle bir şey var deyip yapasım var ama öyle bir koca yürek değilim. Oma deyip adım Kadir. On diliyorum Kadir. Şöyle bir, aynen. Öyle bir şey var, doğru. O şey. Çeviriyor, full içiyor, atıyor, kırıyor. O ilmini yapmış ama merkez kaç falan böyle. Aynen, küçük yani böyle plajda yapar mıydınız siz de kovaya su doldurup? Anne, anne bak anne! Rahmetli Müzeyyen Senar. Öyle başlıyor, sonra rakıya kadar yolur. Rahmetli Müzeyyen Senar yapardı bunu. Kadeyi de atar kırardı. Ama o rakı hani kadeyi kırmasa zaten seyirci mutsuz ayrılacak o gün. Seyirci de biraz ona geliyor. Evet. Seyirci çünkü hep kadeh tüccar. Hocam. Bir şeylere de basıyordu galiba. Bir de o zaman yani. Story çekmek yoktu be. En gidi gidi bizi. Bugün de böyle olsun. O zaman biraz gündemi masaya yatırmanın vakti gelmiştir arkadaşlar. Haydi gelin şu iptal edilen sınavdan başlayalım konuya.
Ne iptal edildi? KPSS. Full iptal edildi. Nasıl? Çünkü 3-5 ay, 3-5 hafta önce bir takım soruları... Bir şey söyleyeceğim. Gerçekten KPSS full iptal edildi mi? Evet. Sonra evet. Bak yorumlarda bize demesinler ki araştırmamışsın. Ankara'dakiler aslında. Yok lan. Gazete manşeti hayvan gibi. Yani. Ne bileyim ben. Duyar gibi. Sen haberin bile olmaması şaşırtı. Hatta yani. Önce birileri dedi ki bir CHP milletvekili çıktı dedi ki bilmem ne soru bankasındaki sorularla hemen hemen aynı sınavda çıkan sorular dedi. Bir bakın. Sonra Cumhurbaşkanı baksın diye bir müfettiş bir şey gönderdi oraya. Görevden aldı oranın başını. ÖSYM'nin. Müfettiş mi öyle değil mi? Evet aynı. Büyük ihtimalle. Bilirkişi olarak ne okuma yazmaması lazım. Sonra da aynı dedi ve iptal ettiler sınavı. Yani bu süreç hakikaten... Yani iptal edildiğini bilmiyordum sadece. Oraya kadar bu sabah. Süreci... Bu sabah iptal oldu. Benim merak ettiğim şey şu abi. Şöyle bak şimdi. Birkaç ay önce, birkaç hafta önce ne hakikaten... Bir sınav dergisinde soru işte deneme sınavı şeysinde yayınlanmış bazı sorular. Sınavda birebir aynısı çıkmış. Bu nasıl bir üçkağıt ya? Çok daha tek bir üçkağıt. Kim ne kazandı bu işte ben anlamadım. Hani şey gibi olmuş biraz. 6 hafta önce yayınlanan dergileri birebir %100 hepsini takip eden herkes avantajlı oldu filan gibi. Kim bakıyordu oğlum? Yani 5 kişi filandır. Şey daha kötü. Ama satmışlar. O abi bir yani başka bir... Sızdırılmış diyor. Daha ha, kötü. Sorular sızdırılmış. Başka bir cemaat işin içerisinde ve onların şeyleri de var tabii. Cemaat mi? Hani gene bir cemaat ya. Bitmedi oğlum cemaat. Cemaat mi? Tarikat mı? Aşiret mi? Ben cemaat diye okudum. Ya tarikatsa? Efendiler. Tam olarak farkı ne? Şeyler, tarikatlar, bilmem neler, şunlar bunlar ülkesi değildir. At beyaz devleti deyip, de. Ver bir beyaz devleti. Efendiler bilmiyorum. Deyip zamanında... Efendiler de müthiş bir değil mi ya? Bir bildiği varmış Atatürk'ün. Azıcık Atatürk fanboyluğu yapacağım ama... Ne? Efendiler kadar, affedersiniz, taşşaklı bir hitabet ben hayatımda hiç görmedim. Oğlum adam meclise çıkıp... Arkadaşlar mı desin yani? Herkes diyor. Beyler, biraderler, dostlar, kankalar, brolar filan. Bunlar hiç çalışmıyor. Şu anki mecliste efendiler mi diyor millet birbirine? Hayır. Adam yani demiş ki yeni bir new branding'e ihtiyaç var, anladın mı? Böyle yeni bir şey yapıyoruz. Padişah değilim, şey Hüsnam değilim. Efendiler diye hitap edeyim. Efendi olsunlar. Efendi olsunlar gibi. Yani bir şey de var. Doğru. Tam çünkü şey de demiş ya. Türk milleti zengindir. Çalışkandır. Yani hani ben diyeyim de. Hani ben diyeyim de. Hani motive edeyim. Hani evet, motivasyon biraz da hani efendiler falan diyor. Çünkü ilk meclis çok karışık oğlum. Silahla falan geliyor. Hani ilk meclis soru bir yer. Ne yapacaklar bilmiyorlar tam böyle sevişenler var. Hani o sanmıyorum da. Geri bir baktığıma şey girer. Türk milleti zekidir dediği o tirat var ya. O tam böyle Bilbo Baggins'in 111. doğum gününde işte I like you dediği tirat var ya meşhur. Aynısını yaptın gerçekten. Ya uzatmayayım diye. Orada herkes çok kötü yaptı. I like you half as well as I should like falan gibi bir şey. Unuttum. Evet. Uzun. Çok güzel. Orada herkes birbirine bakıyor ya böyle. Tam o anda Atatürk bir konuşma yaptı. Herkesin böyle yaptığını hayal ediyorum. Efendiler. Sana diyor. Olaylarımızdan biri daha. Caner Özgürtlü, Fatih Altaylı. Ama çıkıyor. Eski videoymuş herhalde. Ama viral oldu bu hafta işte. Evet. Paylaştı. Fatih Altaylı böyle yapıyor. Oh! Yıptaş cam yerinde. Keyfim yerinde. Senin değil mi? Diyor Caner. Yok. Hiç mutlu değilim. Ben de izledim videoyu. Hiç mutlu değilim diyor. Nasıl olmazsın? Diyor. O da senin tuzun kuru diyemiyor. Canlı yayında. Ana akım televizyon olduğu için. Böyle bir video. Oysa Geek Yapar stüdyolarında olsaydı dedi demez miydi be? Bir şey diyeceğim. Bu bir yorum senin söylediğin. İlla böyle yorumlamak zorunda değil. Ben öyle yorumladım. Benim biraz kişisel. Şöyle de yorumladım. Beni bağlar. Yani Caner okey ben de dinlediğim zaman aa ne akıllı insan ne güzel şeyler söylüyor dediğim bir insan ama hani Caner de aman çok pesimist tamam yani bu kadar da böyle pesimist olmayalım. Fatih Altaylı'nın hani bakış açısı da yani hayata olumlu yaklaşmaya çalışalım. Ben hani kötü şeyleri görmemeye çalışıyorum. Güzel şeylere odaklanmaya çalışıyorum falan. Buradan da çıkarılacak bir ders olabilir belki. İlla tuzun kuru oh filan diyecek kadar basit mi acaba? Vallahi işte basit ya. Basit hiç ya. Hiç öyle olmuyor konuşma. Şimdi açsak ha evet dersin. Ben izledim. Ve böyle mi anladın? Ben farklı düşünmenin yollarını arıyorum. Ben her zaman birileri gider orta yoldan, Ömercan gider paralı yoldan. Senin tuzun kuru tabii. Ölçelere bakıyorsun be. Peki rakı masaları bizim toplumun İçindeki çocuğu ortaya çıkartması için kullandığı yegane pislik ortamlardan biridir diyebilir miyiz? Rakı masasında saçmalayan arkadaş sayınız kaç?
Çok. Ne yapıyor? Ha, saçmalayan. Hep saçmalayan biri. Ben saçmalayanları eliyorum artık, kalmadı. O var ama çıkıyor, haklısın yani. Böyle rakı masasında bir saç, böyle bir... Ne bileyim yani, yaşayamadıklarını hızlıca rakı masasında yaşamaya çalışıyoruz millet gibi geliyor bana. Çok doğru. Hızlıca hepsini yaşıyorsun. Hemen ama 15 bütün duygular bak. Yani. Bir yerde ağlıyorsun, aşırı gülüyorsun, bilmem ne oluyor falan. Bütün duyguları teker teker yaşıyorsun. Öyle şeyleri mi kastediyorsun yoksa kavga çıkarmak, millete sarkıntılık etmek? O da var. O da var da o ben. Bir aile sarhoş olsa da yapıyor onu. Rakı masasında farklı bir durum var yani, onu anlıyorum. Ama rakı masası insana kendini daha bir böyle... Ben biriyim, bu böyle bir sofra, ben! Evet. Gel ulan garson, seni aşağılık bir yaratık gibi davranacağım falan tarzı bir hava vermiyor musun? Aynen. İşte ben biriyim hissiyatı geliyor insanlara. Biz de böyle biri olduğunda nasıl bir insan olacağını görüyoruz. O mesela Bogdan Bar birasında öyle bir şey olmuyor bana söz. Orada böyle... Abi işte ya, niye hayat böyle falan. Onda öyle oluyorsun yani, orada kimseye aşağılık... Bogdan şişeye 60 TL verdim ve %5 alkol sadece. O yepyeni Türkiye dediğimiz, biliyorsun. Bir de gümbür, bir şey diyeceğim, aklıma geldi şimdi. Can dedi ya, bu boktan bire 60 lira verdim diye. Geçenlerde Can'la bir gün oturuyorduk, çok güzel bir anekdot yakalamış. Dedi ki, işin boktan tarafı şu dedi, tam doğru cümle bu olmayabilir. Biz dedi, hadi biliyorduk dedi, şu an dedi yeni jenerasyon gençler dedi, bunun hep böyle 60 lira olduğunu zannediyor dedi. Yeni gelmiş 18 yaşına, yeni içmeye başladı. Hadi bira içelim. Bira mı? Lira. Çok zenginsin galiba. Oo, senin tuzun kuru tabii, bira içersin. Yeni jenerasyonların geyiği bu olacak. Senin tuzun kuru tabii, bira içerisine döndü mevzu. Ya bizim ülkenin çok kötü olmasına ben çok üzülüyorum. Bunu gündeme getirmeyelim mi hiç? Daha kötüsü olabilirdi ya bu arada. Yok mu daha kötüsü? Var, yani geliyor işte. Neresi mesela? Kamboçya daha mı güzel mesela? O zaman şükür mü edelim Ömer'cim? Şükür edelim tabii. Tabii lan ne? Biraz şükredin. Şükredeceksin haline. Arkadaşlar bak çok ayıp. Sanki görevini yapmıyorsun. Rakım böyle duruyor, bardağın boş. Koy bakayım şuraya. Hafif böyle boysallari. Sen bunlar biraz böyle... Bülent Ersoy'a bağladın. Zeki Müren'e bağladın. Bu bölümden sonra... Ben, yani bu bölümden sonra değil, bu bölümden önce zaten. Geçen hafta itibariyle ben delirdim ve kafayı kırdım. Hayır olsun abi. Ben artık her şeye varım. Ya bu bölüm eğer hiç sansürlenmeden yayınlanırsa... Abuzer... Hapislerde de çürüyorsak... Abuzer niye? Ona da varım. Sence ürkütücü bir adam çağırmamız olsa... Neşeli tarafından bakıyorum, şöyle bakıyorum. Sakin. Ulan 40 yıldır kitap okurdum. Çılgın bir kütüphanem var ama... 3-4 yıldır kitap okumuyorum. O alışkanlığımı kaybettim ve çok üzgünüm. Gerekirse hapse atılayım, orada okuma alışkanlığımı kazanırım i̇şte tekrar. İşte bu be. Yürü abi. İşte ver bu şunu. Be. Hey be. Ver şunu. Abi. Sansürsüz. Bundan sonra küfürse küfür, hakaretse hakaret. Aksa ham, sikse sik. Hemen alışamıyorum. Hemen alışamıyorum. Yavaş yavaş. Yavaş yavaş. Galiba bu konuyu eninde boyuna düşünmemiş. Şeyde vardı. Müjdat Gezi'nin bir oyununda vardı. Küfür ediyor böyle. Siz burayı kısın. Küfür edecek, 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 edecek böyle bir. Pis. Filan diyordu. Öyle küfürdü ya. İnanılmaz kitlendin demin. Şu an o noktadayım. Yavaş yavaş geleceğim ama... Gerekirse hapislerde çürüyorum. Öyle bak, gerekirse hapislerde çürüyorum. Ya benim... Aksanmamışsın. Benim elimde rakıyla bir pozisyonda sosyal medyada beni hayatınızda gördünüz mü? Yok. Niye içmiyorsun abi? Abi telefonun çalıyor. Gizli açar içeri. Mısın? Gizli içici. Alo. Merhabalar Barış Bey. TRT'den arıyoruz. Bir dizi için sizinle görüşmemiz var. Acaba kabul eder misiniz? Diriliş Ertuğrul'da dirilişi oynayacaksınız. Vay be. Benim şu anda yeni düşündüğüm meslek... Entertaining sektöründe adult content creator olacağım. Helal. Helal. Bunu adult düşünüyorum. Bile. Adult. Yani porno. Yok, siyaset, sıkıcı şeyler. Manager da diyebiliriz. Creator demeyeyim de. Felsefe, psikoloji falan. Hocam ne diyorduk? Adult content manager. OnlyFans ajansı mı kuruyorsun abi? OnlyFans ajansı da kuracağım. OnlyFans'a girmek isteyen yetenekli gençlerimize ödemelerde kolaylık sağlanır. Kesinlikle. Türkiye'de şu anda New Model ajansı yok. Yok abi, nerede? Yok, ben kurabilirim. Ben çok destekliyorum Barış'ı bu konularda. Bir konserdesiniz, sevdiğiniz bir sanatçı sahnede. Sanatçı ya bir anda şampanya gidiyor. İkram olarak geliyor. Hep gelir halk konserinde. Yok, böyle günay restoran tarzı bir yerde. Şampanya geliyor. Şampanya alıyor, tadına bakıyor ki aa elma suyunu dayamışlar. Şey tarzı, konsomasyon tarzı. Alıyor, garsonun kafasına aşağı elma suyunu döküyor. 103 lira ama. Verdiğim bütün paraya değdi az önce.
Her sanatçı sahnede bir garson da önceden anlaşıp ben derim ki ulan be ne para verdik ama eğlendik ha derim. Bu olay bu hafta yaşandı Türkiye'de Demet Akalın. Ne yaptı? Demet Akalın garsonun kafasına açan şampanyayı döktü. Çünkü elma suyu muymuş? Elma suyunu dayamışsın bana git bana gerçek şampanya getirdi. Garsonun kafasından döktü. Verdiğim bütün paraya da iyi de orada olsaydım. Ama internette Twitter'da olsam yazıklar olsun Demet Akalın. Emekçi bir kardeşimizin çöp 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 falan yazardım. Ama orada paralı müşteri olsaydım böyle olurdum. Allah be. Drama be. Şu elma suyundan bize de getirsene ufak be. Hanıma döküyor. Hocam yalnız bir şey. Dedeler sofrası olarak şey dememiz lazım. Ne kadar ayıp Demet Akalın. Daha Türkçeniz bile yok. Demet. Niye? Böyle mi konuşuyor Demet? Aa, tweetlerini takip etmiyorsun. Demet Akalın Türkçesi yok oğlum. Daha doğrusu edemiyorsun bir süre sonra. Reis falan yazıyor. Benim anlamadığım şöyle bir şey var. Şimdi müzisyenlere falan içki ısmarlanınca her ısmarlanan içkiyi götürmeye kalkışsa her gece zil zurna sarhoş olacak zaten o kadar içki kaldıramaz falan diye. Aslında öyle bir şey yapılır yani. O da hesaba hatta eklenebilir. Bazen bu uygulama olarak o yani. Bir şampanya parasını bahşiş gibi ekliyorsun. Ömercan alıyorsun. Bu pavyon. Ömercan yılların pavyona mı verdi? Pavyoncu olmana gerek yok. Müzisyene de yapılabiliyor bu yani. Hangi pavcısın sen ya? Oğlum bütün gece Demet Akalın'la... Pavyonlar çok meşhur oğlum. He? Doğru sayılara pavyon. Ben pavyonlarda büyüdüm. Ya havaya gittim bakalım. Ben de yani annem şeydi. Patron da orada. Hocam onlar genellikle şeker hastası oluyor konservatifler. Çünkü içki adı altında. Hep meyve suyu içtikleri için aşırı şekerli üründen ve meyve yiyorlar orada mesela. Meyve tabağı yaptırıyorlar. Meyve tabağından meyve yiyor. Yanında da elma suyu içiyor. Buradan glikoz alıyor, buradan fruktoz alıyor. Alıyor. Şeker tavan. Ondan sonra şeker hastası. Doğru. Çok zor hayatlar gerçekten. Bir doktor arkadaşı söylemiştim ya. Evet. Hep konsümatris geliyor, şeker çıkıyor falan diye. Buzumuz kalmadı, soğuk su var. Bir şey olmaz yani. Su da soğuk değildir. Biraz pesimist miyiz hocam? Erimiş buzun. Biraz böyle olmaz yani. Biraz Fatih Altaylı olmamızda fayda var lütfen. Tanımıyorsunuz ama siz bir can arıyorsunuz. Ben pesimist insanım valla. Kim? Evet ben. Yok. Tabii. Sen tanıdığım en olumlu insanlardan birisin ya bugüne kadar. Tabii. Ne zaman? Bir konuda seni yıkıcı bir yorum yaptığını duydum bugüne kadar. Allah aşkına yani. Her şeyi olumlayan. Her zaman son derece pozitif ve. Sevgi ve minnoşluk tanrısı olarak gelecekte. Olsun be abi çözülür be abi. Dert etmeye ne gerek var be abi? En iyimserimiz kim? Cevdet mi? En iyimser Cevdet bence. Cevdet galiba. Ha? Bak birisi de iyimser deyince hemen ben... İlla böyle yapacağım. Ben şey, yani ben o zaman düşünün. Şeyi biliyor musunuz? Ben demiş hiçbir şeye gülmüyorum. Demişler ki şurada bir palyaço var. Gerisini anladınız anlattırmayın şimdi bana. Aynen gidip palyaçoyu dövüyor sonra adam. Tabii. O hikaye. Palyaçonun borcu var bana demiş. Para aldı 10 bin lira demiş. Doktor demiş ki o palyaço benim. falan deyip. Robbie Williams'ı filmine bağlamış. Pes Adams'a bağlı. Şimdi bir de şu vardır hocam. Rakı sofrasında Amores Perros yani paramparça yaşlar köpekler. Böyle şey olduktan sonra böyle yapar. Bir garson gelir. Abi isterseniz size bir kahve yaptım. Şu anda ben o noktada. Geldim. Gerçekten mi? Daha sade erken oğlum. Palavrayı acilen bırak. Ağzını burnunu kırarım. O gerçekten bir yere gelmiş Barış. Nereye geldiğinden emin değilim ama bir yere gelmiş yani. Öyleyse... Ben bir kapatayım. Ya iyisiniz ya Allah Allah. Siz çığlık atmaya başlayınca ben böyle bıraktım mı? Abi çığlık atmıyorsun ki. Kozemo da adeta Esmeralda. Ya ben belki beceremiyorum Allah Allah. Belki ilk rakı sofram bu. Burada çaktırmamaya çalıştım. Ben bir kapanış yapmak istiyorum. Necip Türk milleti. Niyetimiz kimseyi kırmak değildir. Rakı sofrası. 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 Sofrası.